Arkadaşlar, herkese ne var arkadaşlar? Bugün kanalımıza hoş geldiniz. Şu SMA kapı zilini kablosuz kapı zillerinin hoparlörlerini kesip Şise kapı zilinin kısa devreye bağladım şimdi gençler. Onun tanıtını videosunu paylaşacağız. Bakalım o zil çalıştırır çalıştırmazdı o işlerini anlayacağız. Kanalımıza hoş geldiniz. Birisinin videosunu izledim. Bir tane kapı açma otomatiğe bağlamış diye. Kapağı açma otomatiğini kullandısından, kablosuz kapı zilinin kullandısından tuşuna bastığın zamanlarda genellikle de kapağı açma işlemini başarabiliyormuş. Genellikle de görmüş olduğunuz gibi. Birisinin videosunu izledim ki kapağı açma otomatiğini genellikle de kablosuz kapı zili sökmüş. Bir tane paşa gibi devre çıkartmış. O devreyi görmüş olduğunuz gibi kısa devreye bağladıktan sonra bağlamış sonra daha sonra kablosuz kapı zilimizin kapı açma işlemini başarabildi. Bir de çalıştırabildi. Şimdi bak şuradakini tuşa bastım. Şuna diyelim ki ben bunu kablosunu kesmiştim. Şunun bir tane kablosuz zilinin bunu kesmiştim. Bunu daha sonra aynı yere bunun yerine bağlayacağım. Zile bastığım zamanlarda şuna basınca ses buradan gelmeyecek ama şuradan gelecek. Çatal 2 Çisemaka 1000 bank kapı zili. Kabloyu devirince kısa devre yaptığımız yerlerde zil çalıyor, ötüyor. Görmüş olduğunuz gibi. Kısa devre yani bağladığım yerlerini bağladım, denedim. Zil sadece çalışır diye durumlarda çalışır. Evet arkadaşlar, şu tuşa bastığım zamanlarda evet çalıyor zil. Ya şimdi buradaki diyelim ki neden çalıyor kablosuz kapı zili 1000 band zilin neden çalıştırıyor diye genellikle de sen bunu yorumlarlarda takipçileriyle diyeceksin diye ki Emil Öngören, ben bunu hoparlör artı eksi yani tekmene uçlarını niye güzeldi bağladın, doğrulu bağladın diye yorumlarınızı bekliyorum. Hepimizi yani gençler. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben çok eski zamanlarda ben bunu Bakırköy'den almıştım. Kablolu pilli çalışan bir zil. Pilli çalışan zili de gençler. Şu butona bastığım zamanlarda şu butona basıyorum. Kablolar tutmuyormuş. Kablolar değmiyormuş. Kabloları düzeltmem lazım. Bak, kablosu çıkmış. Şuradaki kablosu çıkmış. Şuradaki butona bastığım zaman zili öttüremez, çaldıramaz. Zil çaldığın zamanlarda bir tek LED'in ışığı yanıyor bir tek. Başka bir de LED'in ışığı yanmıyor. Evet arkadaşlar, zil susmuş. Kabloyu yeniden bağlayacağım. Kanarayı takipçileri karşı göstereceğim. Arkadaşlar, ilk daha böyle burada elimizde bulunan çatal marka zilimiz karşı ona da bir tane Şise 1000 band zile denemene ilk daha Emir Öngelen'de denemene zillerini yapmış oluyor. Deneme zillerini yapmış oluyor, takmış oluyor. Evet arkadaşlar, kabloyu sağlam bir şekilde ben şu anda bağladım. Ben şu an bu butona bastığım zamanlarda şu 1000 band zilimiz genellikle de hoparlör kablosuz kapı zilin kendi küçük minik hoparlör tekitmeli kabloları kesip 1000 band zilimizin arkasındaki tekik kablo uçlarımızı değdirip zili öttürüp yerlerine bağlayacaksınız. Şu butona bastığımız zamanlarda böyle bir elektrik devresi gibi böyle zil devresi gibi böyle değişik şeyler elektriklerle ingerinde başarılarda keyfine devam edeydi yapabilirsiniz. Şuna bastığımız zamanlarda artık yani yemin ederim şey bitmiş ama Şubat bitti artık. Mart ayındayız. Bastığımız ile zil çağırdı. Buradan gelmiyor. 1000 bandan geliyor ses. Görmüş olduğunuz gibi.
Z çünkü neden tekrarlıyor? Çünkü LED çünkü tekrarlarını yanmayı devam ediyor. İçerisinde kablosuz zillerin içerisindeki görmüş olduğunuz gibi müzik uzun sürede çaldığın zamanlarda uzun sürede ötünce çalınca kablosuz kapı zilimiz kablosuz zilden çıkıp binban zil ding dong ötmeyi tekrarlamayı devam edecektir. Edecektir. Evet arkadaşlar. Şimdi buradaki bir tane şurada da buton karşılaşıyor. Butona bastığımızda pillerini tekrardan çıkartmam gerekiyor. Şimdi şarjı kendi kendine çaldı. Niye? Neden kendi kendine çaldı? Ben hiç bilmiyorum. Şu butona basayım, deneyeyim tekrar. Evet. Evet, şimdi sustu. LED hala devam ediyorsa zil tekrarı edecek tabii ki. Zil tekrarı ötecek, çalacaktır. Ötecektir. Veya bir değişik zili, yani değişik şeyler zil. Eğer ki ben de öyle nade ding dong içerisine kapağını açtığımız zamanlarda nıkta tıs 15 volt elektrik geldikten sonra nıkta tıs olan şeyi bir tane şöyle arkadaşlar. Burada bir tane Binks'e ding dong kapı zili var. O kapağı açılır açılmaz da ben de bilmiyorum. Eğer o kapağı açabileceksem elektrik varsa. Of. Ay, kapağı zor açabildim ya. Kapak zor açıldı arkadaşlar, kusura bakmayın. Evet arkadaşlar, şurada görmüş olduğunuz gibi evet çalıyor ama şurada. İlk yani bunu denemeni yaptığım zamanlarda zor çıkmış. Bak şuradaki demirli zil yani zor çıkmış. Allah nasıl gençler arkadaşlar. Ben de hiç bilmiyorum ama gençler. Şuradaki eğer ki görmüş olduğunuz gibi. O zili çalıştırdığım zamanlarda genellikle butonu sökemedim. Butonu çıkartamadık gençler. Butonun arkasına ben silikonla yapıştırdım ki biz saçma safa böyle yapışkan kullanmıyoruz ki, yapışkanlar kullandığımız andan silikon bindenle çıkartamıyorum kapağı, edemiyorum. Ben böyle saçma safa işlerini yapmaması lazım Emir Öngeneli. Bak arkadaşlar, demirlerim girecekti ya. Arkadaşlar saçma sapan, yemin ederim uğraştığımızda işlerimize bak. May başlamış. Oo. Arkadaşlar çok saçma sapan iş yapmamam lazım. Bak ne kadar çok tehlikeli iş paldağım arasına kanattım. Nereden baksın. Of. Allah arkadaşlar. Kanamaya başlamış. İyi ki gençler. Nasıl saçma sana buton? Çıkmıyor, baksana çıkmıyor. Bak arkadaşlar.
Bak kötü yaptım, gördün mü? Ne kadar kötü duracak. Bak. Bak çalıyor ama. Silikon sıktık gençler. Allah Allah gençler arkadaşlar. Arkadaşlar inşallah başka bir yeri parmaklarım kanatmam. Bak çok fena kanıyor, acıyor fena. Çok acıyor gençler. Allah bak çok dayanamayacağım ha gençler. Bunu takıp sökmeye çalışıyorum bunu. Bunu söküp bu bir tane kablo çıkarttım. Buna bağlamayı. Şu tekrar buna basıp çalıştırmayı bunu denemeyecektik. Allah Allah. Nedir gençler? Ben sizi tekrarlıyor ama. Şunu tekrar ayarlarsam. Ona gençler. İçindeki müzik animasyon müzik uzun süre çalıyor. Bin ban sesi de iyi ki de durmuyor, susmuyor. Baksana gençler bu zil. Susmuyor. Bak basıyorum. Evet arkadaşlar. Ben şimdi bu pili tekrardan çıkartmam lazım. Genel büyük ihtimalle de ding dong sesini kablosuz zili pilini tekrardan çıkartıp deneyip normal ding dong sesini dönmeye başlıyormuş. Pillerini çıkartıyorum. İnşallah kablosuna bir şey kopmaz. Bir şey olmasın. Allah gençler yapacak bir şey yokmuş. Menajer yapacak bir şey yokmuş. Pillerini takıyorum. Şu anda ben zili test etmek istiyorum. Piller zor, uzun piller geldiği için gençler, pil zor takılıyormuş. Zile basıyorum. İki kere tekrarladı. Dört kere şöyle çalıyor. Bu bin ban zillerinin ne kadar basarsan, bir kere basarsan ding dong diye bir kere çıkartıyormuş. İki kere daha basarsan bu bin ban zilin içerisindeki ding dong devresi iki kere tekrarlaya başlar. Kablosuz zil tekrarladığı için bin ban zili onun kendi kendini otomatik olarak kendisini tekrarlayabiliyor gençler. Ben şimdi iki kere zile basmayacağım. Zil kendi kendine çalacak, ödecek bin ban zilimiz. Arkadaşlar bak kulandasından basacağım. Bak şimdi hiçbir şey yapmıyorum. Bir kere bastım zile. Ya bu kablosuz zil olmasa ama kablosunu kısa devre yaparak değdirerek zil çünkü bir kere ötmesi gerekiyor. Çünkü kablosuz zil o LED'i tekrarladığı için kendi LED'i tekrarladığı için gençler. Oğlun için arkadaşlar. Bin ban zil de ding dong tik tekrarlamak zorunda kalıyor gençler. Arkadaşlar kanlamaya başlamış. Laf ettik ki elimizi var ya laf ettik. Ellerim laf oldu gençler. Arkadaşlar sanki hastanelik etmiş gibi olmuş olduğum gibi hastaneye yatacağım yakınında. Aynı Allah inşallah Allah böyle
bir şey kırılmasın da sivilliğe de yakalanmayalım gençler. Daha önce bisiklet kazasında sivilliği yeterince yakalandı Emir Öngören. Bir daha da sivilliğe yakalanmamam lazım. O hastanelere acayip çok sıkıcı geliyor. Ama gençler çok fazla böyle işe ulaşmayın. Bisikletinizi aşırı hızlı yapmayın. Yavaş sürün. Bisikleti ben arabakların tam yollarda aşırı hız kullandım. Arkadaşlar siz niye geçmiş olsun diye yazmıyorsunuz, yorumlarımızı yazmıyorsunuz takipçiler. Çok fena büyük kaza geçirdim. Siz niye yorum yazmıyorsunuz? Yazsınız da yorumlarınızı. Yorumlarınıza kaç ki? Kaçıncı kez yorum bekledim ha? Temmuz gidecek. Ne demek sen bir sene geçeri Temmuz geçecek. Bir senede kaza geçeri Temmuz'un bir senesi geçeri olacak ha? Yorumlarınızı atın gençler. Yorumlarınızı niye atmıyorsunuz? Bak bir daha gelişinde yorumları atmak isterseniz de takipçiler atacaksınız. Ya söyleyeyim gençler harbinin olsun. Evet arkadaşlar yapacak bir şey yokmuş. Zili şuradan ötüremiyoruz. Ben şu bunun kapağını kapatacağım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. 16 dakika video çekiyorum. Kablosuz kapı zilinin hoparlörleri kesip bin banzile bağlayıp onu öttürüp testini etmek ediyoruz. Şimdi kablosuz zili. Şimdi apartman zili. Menjelen apartman zilinden sökeceğim arkadaşlar. Bir tane apartman zilinden apartman zilinin arkasında zil 25 numaralı zil. Zor çıkacak ama göstereceğim size. Arkadaşlar yalnız zor çıkabilir yalnız söyleyeyim. Arkadaşlar videoyu da 5 dakika durduracağım. Bay bay gençler. Şimdi söktüm gençler. Bunu bağlamayı deneyeceğim. Görmüş olduğunuz gibi şu buradaki 25 yazıyor. Hani şuradaki 25 mırırız zilin kablosunu kablo uzatmak istiyorum. O kabloyu direkt gençler direkt zile vereceğim. Ortak teril bir tane daha böyle kablo takacağım. Bir tane şöyle bir şuradaki sanki 25 yazan zil. Şuradaki zil yazıyor. Şimdi ben kabloyu açacağım gençler. Şimdi bunu test etmek için, hazırlamak için gençler. Şöyle kabloyu açmak. Bağlantıyı göremiyorsunuz. Emir Öngören görüntüleri görüyorsunuz. Ama bakalım nasıl işi yapabileceğiz? Nasıl başarı yapabileceğiz? Ben de bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Kablosuz zilin en son ben şuraya alacağım. Çünkü zilin kablosunu oraya uzatacağım. Oraya uzatmam gerekiyor. Gençler adam daha önce bir tane YouTube'dan bir tane kanalı varmış. Usta TV'nin kanalı varmış. Onun videosunu bir tane kablosuz zilin kablo uzatı bir tane kablo otomatiği nasıl bağlamış ben de hiç bilmiyorum. Paranormal Bilen hepinize merhaba arkadaşlar. Nasıl bir? Bugün sokaktayım gördüğünüz gibi. Nasıl bir zil takmış? Bir ihbar aldım ve oradan anahtarını aldım arkadaşlar. Arkadaşlar bu anahtarı verdiler ve gittiler arkadaşlar. Suriyeliler. Yani adam nasıl ustalar gelerdikleri de görmüş olduğunuz gibi elektrik iş görmüş olduğunuz gibi. Paranormal olaylar yaşıyorlarmış sürekli.
Oradan efsane de. Tamam, yanlışlıkla zil çağırıyor. Kendisine yine de izin almadım. Zil çaldı ama zil çalmasın. O arkadaşlara. Evet arkadaşlar, aşağıda. Orada bir paranormal araştırma yapacağım arkadaşlar. Çok tuhaf olaylar yaşıyorlarmış. Eşyalar üst üste izlemiş vesaire. Elektrikçiler de genel gençler. Babaya aldık. İyilermiş. İyi ve başarılılar. İyi ki de elektrik yapıyorlarmış. Görmüş olduğunuz gibi. Şuradan tarif etti. Şuradan köşeden gösterdi. Bana. Şimdi buradan kabloyu değdirince zil çalacak, ötmeye başlayacak. Ötmesi lazım zil. Evet. Vallahi şimdi zili ötmeye başladı. Şimdi gençler, arkadaşlar aşağıda ben buradaki görmüş olduğunuz gibi bir vakit kaybetmek istemiyorum. Saat çok geç. Eve giremiyorlarmış arkadaşlar uzun zamandır. Uzun süreliğine buradalarmış. Evet arkadaşlar, aşağıda görmüş olduğunuz gibi çatal marka böyle bir şuradaki bir görmüş olduğunuz gibi şişe binban zilin bunun kablosunu çıkardım. Şimdi kablosuz hoparlör tekitmene girişlerinde. Şimdi ben buna gireceğim. Buna bağlayacağım. Buna bakayım. Buna test etmek. Test edeceğim gençler. Görmüş olduğunuz gibi. Bunu test edeceğim. Yani bunu hazırlık yapacağım. Söylemediler hiçbir şekilde. Evi falan, adresi falan hiçbir şey göstermeyeceğim. Anahtarı falan aldım. Girişleri falan çekebilirsem çekeceğim. Evet arkadaşlar, aşağıda görmüş olduğunuz gibi bağlamaya başlıyoruz. Bağlantıyı yapmaya başlayabildim. Şimdi görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, artık videolarda fazla yapmamayı düşünüyorum. Artık son zamanlarda bazı şeyler yaşadım. Evet arkadaşlar, zil ötmeye başlamışım. Sanki bir şey böyle fotoğrafı doğru koşuyor ama hiçbir şey yok. Onun gideceğin yere doğru gidiyor. Orada son tarafta bakkalın yanında siyah bir kapı dediler. Mütevel artık yavaş yavaş bırakacağım arkadaşlar. Çok ağır olaylar yaşıyorum çünkü son zamanlarda ve kendime geliyorum. Evet arkadaşlar, aşağıda demirli zili. Bakalım neler olacak. Ufak tefek iletişime geçmeye çalışacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bağlantıyı bitirdiğinde videoyu başlatacağım. Kendinize bakın, hoşça kalın, görüşürüz, bay bay. Şimdi gençler, bunları kablosuz ellerinin görmüş olduğunuz gibi hoparlör tekitlerine girişlerini bunları takamıyoruz. Bunları bağlayınca zil ötmeye başlıyor, kısa devre yapıyor. Pir cıvadan duman çıkmaya başlamış. Onları çalıştıramıyoruz. Maalesef bir tane şöyle bir çatal markadan daha önce de bir tane böyle bir görmüş olduğunuz gibi gençler. Şunun biraz kablosunu uzatabileceksem herhalde kablosunu uzatarım. Şimdi çünkü gençler gençler arkadaşlar çünkü bugün aşağıda görmüş olduğunuz gibi gençler. Evet arkadaşlar, aşağıda görmüş olduğunuz gibi bir tane şöyle kablo almıştım ama mecburen arkadaşlar şöyle bir sizde evinizde bulunan böylelik pilli zilimiz içindeki alan mıknatıs olmayacak olan normal hoparlörlü zillerden sizde varsa böyle kablosuz zilimizin böyle gibi dönüşle yapabilirsiniz ama biraz yani o elektrik işlerini yapmak böyle
böyle işlerini yapmak böyle çünkü zor geliyor. Çok zor. O yüzden gençler şu anda görmüş olduğunuz gibi videoyu ben bugün inşallah bugün akşam olduğu için geç oldu. O yüzden çünkü bugün sabahtan karşı paylaşmayı planlıyorum videoyu. Peki sabahtan karşı paylaşabilirim gençler. Arkadaşlar benim çöküleyim makinemlerim çok fena, kötü. Bana bir tane çöküleyim temizlemek, uç temizlemek için yarın ticaret merkezinin oraya Koçtaş'a gitmem lazım. Böyle yağ gerekiyormuş. Makineyi değdiriyorduk yağının üstüne. Makinin ucunu kendi kendini temizlemeye çalışıyormuş. Ben ondan hiçbir zaman yağ kullanmamıştım. Lehim yapmak için, yağ yapmak için ben böyle bu dönemlerde yağ kullanmamıştım. Çünkü gençler çünkü lehim yapmak için, böyle şeyleri yapmak için ben böyle şeylerde hiçbir zaman gençler böyle alet kullanmamıştım. Şeyden de kullanmamıştım. O yüzden çünkü şimdi diyelim ki bunun ismini ne diyorduk ama şise zil diyorduk. Bakalım zil ötecekli. Evet arkadaşlar zil niye tekrar çalıyor? Tekrarlar ötmeye başlamış tekrar gençler. Niye böyle değildi gençler? Ama çok fazla ötünmemem lazım. Çünkü bugün çok geç olmuş. Saat 3'ü 4'ü geçiyordur olabilir gençler. Ben sabahtan karşı ayaktayım gençler. Ama çalışıyordu gençler butona bastığımda gençler. Butona bastım, denedim. Bize çalıyordu. Ama yine bakayım pilleri kontrol edeyim yoksa bu pil cıvırtısından dolayı piller de oturmamışsa da yoksa pil oturmamışsa evet çalışmıyor. Kayda piller oturmamış. O yüzden gençler çünkü piller çok büyük geldiği için bu pillerin içinde olan bu cıvalar evet çok zor giriyor pil ya. Evet zor giriyor. Arkadaşlar devreye bir bastırdığını sanmıştım ama tekrar basayım. Evet çalıyor. Zil çalıyor arkadaşlar ama LED'nin LED lambasının yandığını anlıyorduk. Yine çalıyor. Çat. O çizse gezir. Niye öyle çalıyor ben de bilmiyorum. Sanki gençler kabloyu ellediğim zaman gençler kablodan çünkü yanık kokusunu
yandığını çünkü hissediyordum. Zilin butonuna basıyorum ama zil çalıyor. Ama niye öyle gençler? Neden öyle kabloyu öyle değindirince ötüyor? Ben de bilmiyorum, anlayamıyorum. Bitti. Daha önce de videonun başlarında daha önce de onun kendi kullandısında bastığında çalıştırıyordum. Şimdi neden öyle gençler, neden öyle oldu ki ben de bilmiyorum. Baksana. Bak, bir şey yapmamış gibi zil kendi çalıyor. Bak, bardaklarım yanmaya başlıyor. Gayda bu. Çünkü kısa devre yapmaya başlıyor. Çünkü arkadaşlar, çünkü kablosuz zillerimizin kapandıkları açık böyle. Hoparlörleri kesip yanınızda elektrikli çalan zillerimiz varsa ya yanınızda, onu bağlayıp denemeyin. Çünkü bazen şeyleri gereksiz böyle şey, hatalı şeyi çünkü çalıştırmayabilir zillerin. O yüzden çünkü çok fazla ben böyle gibi kullanmayacağım. Kablosuz kapı zillerinin böyle yanındaki bir tane elektrikli çalışan, pilli çalışan zilleri çalıştırır da diye, çalıştırmaz diye ben bunun şahada ben onu denedim. Onu denedim. Onun testini yapmıştım. Onu test yaptım. Onu denemiştim. Denemesini hazırlamıştım. Kapakları kapanmıyor. Kapakları sağa gelerek yukarıda olmuşum. Bunu düzeltmem lazım. Bunu düzeltmem gerekiyor. Gençler, niye öyle kapak öyle olmuşsa ben de hiç bilmiyorum ama bugün şahada ilk daha böyle adet elektrikte şahada ben böyle şöyle bir değişik denenebilir zil vardı, onları deneme yapmıştım. Evet arkadaşlar, ben şu anda bu kapağı oturtturdum. Tekrar yenini takıyorum. Evet arkadaşlar, şu anda görüşüldüğünüz gibi. Yarın Bakıköy'e gideceğiz. Ama zor gideceğim Bakıköy'e, yalnız söyleyeyim gençler. Bakıköy'e ben kendim kalkmıyorum ama bazen annem uyandırıyor beni. Annem kaldırıyor beni. Annem saat 8'de kalkıyor gençler. Benim annem 8.30'da uyanıyor. 9.30 çeyrek geldiğin zaman bizim İETT çift katlı otobüslerimiz sabahtan karşı 9'da kalkıyor. Annem 8'de kalkıyor, beni uyandırıyor. Daha sonra gençler beni uyandırıyor. Evet arkadaşlar, 25'i çalayım bir. Çalıyor. Ama çok fazla çalmayayım zilleri. Evet arkadaşlar, şahada görmüş olduğunuz gibi. Şimdi tekrar, çünkü buna arkadaşlar, şahada kablosuz zilin hoparlör aynı yeri bağlamak zorundayım. Yapacak bir şey yokmuş. Zor çalıştırırsınız. Usta gelen onun yanında bir tane özel yanındaki trenç var. Trenç takıyor. Bizde öyle adet elektrikte böyle şey yokmuş. Trenç yokmuş. Trenç olmadığı için biz öyle yapamayız. Biz öyle şeyler yapamayız. O yüzden öyle, çünkü böyle işleri yapmak adet elektrikte böyle işlerini yapmak böyle şeyler çok zor arkadaşlar. Zili çalayım. Zilin şeyinin bakalım şey sesi çıkartacak mı bakalım.
Bakalım ses gelecekti. Çünkü belki yanık kokusundan dolayı. Evet arkadaşlar aşağıda hoparlörleri lehimleme bunları çok zor, küçük hoparlör, o yüzden çünkü yapacak bir şey yok arkadaşlar, çünkü en fazla her şeyi en fazla şuraya ama çok zor iş. Evet arkadaşlar güzel bir müzik çalıyor televizyonda. Daha önce korku filmlerimiz vardı. Bunlar daha önce de bitmişti. Televizyonda bir tane bir dizi oynuyormuş. O dizinin şarkısı yine gençler. Evet arkadaşlar buna yapacak bir şey yokmuş. Kabloyu çünkü kısa kesmişiz. Çünkü o yüzden bunu ne yapacağım? Arkadaşlar ben şu devreyi ben şunu üstüne koyacağım. Bunu önce daha önce sonra zile daha önce de çünkü arkadaşlar Z çalmıyor, türemiyoruz. Z çünkü çodaki 15 voltlukla çalışan elektrikli zilin devrediğin kabloyu buna taktıktan sonra elektrik buna yüklendiği zaman elektrikten dolayı pil cıvasından elektrik böyle yanık böyle duman çıkartmaya başlıyormuş. O yüzden bunları sakın böyle kendi evinizde böyle donayın. Sakın öyle başka bir yerde denemeyin. Pil patlatabilir. Sanki çünkü pillerinden geldi sanmıştım. Duman çünkü pillerinden de gelebilir. Gençler sakın böyle başka bir yerde iş yerinizde, elektrikçi dükkanınızda, evlerinizde, iş yerinizde de denemeyin böyle. Kablosuz zil. Böyle elektrikli çalışan zillerin bununla bağlayıp deneyip bunları çalıştırmayıp denemeyin gençler. Doğru bir şey değil çünkü. Kablosuz zil çünkü bağlamak bir de çok zor. Acayip çok zor. Butonu yerleştireceğim. Çünkü artık kapağı kapatacağım artık. Çünkü yapacak bir şey yok. Arkadaşlar çünkü o yüzden çünkü yapacak bir şey yok. Çünkü böyle sakın böyle başka şöyle şeyleri zilleri buton yani butonunu uzaktan kullandığı zile böyle 15 volt çalışan elektrikleri o zilleri böyle şöyle de gençler böyle takıp denemeyin. O yüzden söylüyorum. O yüzden anlatacağım gençler. Bir tanesi şöyle elektrikçiler kapalı tonatiği bağlamış. Özel aletleri varmış. Adi elektrikte bizim daha çok küçük elektronik özel aletlerimiz yoktu çünkü. Daha çok küçük elektrik aletlerimiz olmayacak çünkü. Biz böyle şeyler yapamayız gençler. Piller çünkü çok geldi gençler. Acayip. Bugün çok uzun video oldu ama kusura bakmayın. Çünkü zilleri ulaşmak için yani ben bunun dediğim kim yani ben bu videoyu çekeyim dedim, paylaşayım demiştim.
Evet arkadaşlar, kapak fazla kapanmıyormuş. Çünkü piller çünkü çok sıkışmış. Piller çok sıkışmış için tekrar o çifte zili tekrar şuradaki E1 dairenin zilin bastığımızda o zili öttürecektir. Tekrar onu denemek için söktüm. Oradan çıkardım. Şimdi kablosuz zili de aynı yere oraya takacağım. Şuraya da takacağım ama görüntüyü görmeyeceksiniz. Şimdi ben bunu ilk önce kendime deneme testini edeyim. Bunu süs olarak kullanırım ben. Şunu takipçiler çağırdığında içindeki led lambası zilin çağırdığını anlayabilecekler. Zilin çağırdığını anlayabilirler. Evet arkadaşlar. Şimdi artık bundan sonralarda görmüş olduğunuz gibi o zili artık ben bugün takamayacağım. Bugün bir gidip yatmam lazım. Uyumam lazım çünkü benim. Artık çünkü geç oldu. Bakaka'ya gitmek lazım. Yoksa çünkü geç yatarsam ben çünkü bir daha. Bakaka'ya çünkü o saatlerde erken gidemem. Çünkü yarın çünkü okulum var. Okulum olduğu için. Emin öngören o saatte erken yatması lazım ama benim işlerim olduğu için. Bizim işlerimiz uzun olduğu için gençler o yüzden erken de yatamadık. Erken de yatamayacağız. Annem uyandıracak. Annem 8'de kalkıyor. Annenin ismini söylemeyeceğim ama annem önce. Annem uyandıracak mı? Büyük ihtimalle o uyandırıyor beni. Çünkü benim uykularım, düzenlerim çok yükseliyor yatarken, gece yatarken, yatarken çok yükseldiği için çok fazla gece ben çok fazla çok uyuyoruz. O yüzden uykun düzenleri çok karışıyor benim. O yüzden o saatte okula gittiğinizde erken yatacaksınız. Yani o saatte de erken yatın. Zil çalıyordu bakayım. Zili de çaldığımda bu kontrol edeyim. Zil çalışıyor. Artık bunu yapacak bir şey, bunu takamayız. Hiçbir yere takılmaz. Şimdi ben bunu çekmeceyi şöyle kaldıracağım. Yarın belki sabahtan karşı videoyu paylaşırım YouTube'da. Daha sonra şu şişsiz zili de aynı yere birinin bunların elektriğine bağlayıp tekrar onu aynı yere oraya asacağım. Çünkü ben onu neden çıkardım? Birisi bir tane kapı otomatiği uzaktan kulandalı devre için yaptığını onun kendi özel takipçileri göstermesinin için anlayabilmesi için değişik yapması için elektrikçiler bunu değişik özel alet yapıp hazırlamışlar. Ben öyle bir tane zil uzaktan kulandalı zilin uzaktan kablolu zil ona bağlayıp onu takıp onu deneyip onu da bende de hazırlayıp onu da deneyeyim demiştim. Ama bana da zor. Ona özel bir alet, elektrik direniş gerekiyor. Direniş gerekiyor. Bizim bu kadar alet yok. Tekipleme yapması için bir tane özel şey gerekiyor. Alet gerekiyor. Bizim özel aletimiz yok. Şimdi ben bunu kaldıracağım. Yatak şimdi dağınık olmaması lazım. Yatak olmasın saat o saatte. Ben o saatte yatacağım. Çünkü öyle de söylüyorum. Aydın elektrikteyim. Bahçeşehir, Esenkent. Aydın elektriği Esenkent'te buralarda dışarıda çekeceğiz. Şimdi bisikletim daha çünkü tamiri de daha gelmemiş. Bisiklet tamiri de bir daha girişinde Bahçeşehir, Esenkent, Aydın elektrikte bisikleti almaya gideceğimiz zamanlarda o kanala gelip onun videosunu çekip tanıtını videosunu yapacağım. Bisikleti almaya gidiyoruz diye. Adamla getirecek kendisi. Bizi yoksa almaya gideceğiz. Ben de hiç bilmiyorum. Şurada zilin öttürücü yeri. Evet, zil çalışıyor. Ben bunu artık çekmeceyi kaldırabilirim.
Evet arkadaşlar, artık ışıkları söndüreyim. Allah, çünkü bugün geç vakitte söndürmem gerekiyor. Zil şurada kalsın. Evet, kablosuz zil çalışıyor. Evet, çalışıyordu ama LED'in ışığından anlayabiliyorum. Arkadaşlar annemle ben ne konuştum biliyor musun? Bisikletçiydi, bir de adamı arasın demiştim. Adam çanta takmış, bir tane parça bekliyormuş. Parçası takılması gerekiyormuş. Bisiklette Temmuz'da ben bu kadar kaza geçirdim ki bisiklet bu kadar yanılmış ki bir tane parçası gerekiyormuş. Bu kadar bisiklet hastanesi Pazartürk orası bu kadar yani parçası bulamıyorlarmış. Bir tane şöyle parça sipariş vermişler. Bakalım ne olacak bisikletim. Allah Haziran'da gitmeyi düşünüyorum Sivilli'ye gençler. Sivilli'yi genellikle gitmek için Bahçeşehir, Esenkent, Adi Deletri'nin kanamını çekmeyi düşünmüyorum. Sivilli, Emir Öngören Sivilli'ye gidildiği videolarının hangi kanalda olması gereken şeyler varsa Esenkent Bahçeşehir'in içerisinde olduğu için yine tekrar Sivilli'ye gidersem Esenkent Bahçeşehir kanalına yükleyeceğim. Bisikleti belki almaya gidersem belki Bahçeşehir Esenkent Aydın Elektrik 2. kanalının eski kullandığım kanalını yükleyebilirim. 700 abonelik olan kanalına yükleyebilirim. 35 abone olan kanalımıza da Sivilli'yi o hastaneye ne zaman kontrolüne gidersem 35 abonelik olan Esenkent Bahçeşehir Aydın Elektrik o kanalı çekip o videoları paylaşacağım. Bilmiyorum, bakacağım ama gençler Bahçeşehir Esenkent'te de daha çok Esenkent'in içerisinde daha çok dışarılarda daha çok çekmeye başladım. Ama Esenkent Bahçeşehir'de de Adi Elektrik'te olduğum zamanlarda daha çok bu görüntüleri Adi Elektrik'te çekmeyi düşünüyorum. O yüzden Adi Elektrik çok kalabalık. Ben çünkü yatacağım için, ışıklar söndüğü için biraz televizyon çalıştığı için televizyon ışığının çünkü vuruyor. Arkadaşlar saat çağırdı, görmüş olduğunuz gibi. Saat 3.30. Görüyorsunuz. Bakayım bir saat, bakayım bir de. Arkadaşlar ben bugün biraz sanki annemler yatmış olsa da bu evde mutfağa ben büyük ihtimalle çekim yapa su içmeye giderdim. Ama annem oturuyor için. Annem rahatsız olur diye o yüzden mutfağa ben kadar video çekmeyi planlamıyorum. Baktım kapıya, baktım gitti. Yani elbette bu su içmeye gidebilir miyim diye. Ama annem var salonda. Annemlerle daha yatmamışlar daha. Onlar da birazdan yatacaklar ama geç saatlerde yatmaları lazım. Herkes yatmıştır. Bizim bina oturan insanlar da deli yatmış olabilirler. Evet arkadaşlar, bugün videonun sonuna geldim. Arkadaşlar bugün videoyu kapatıyoruz. Abone olmayı unutmayın. Bu videolarını Minecraft atmayı unutmayın. Artık Emir Öngören hala benim kimlik kaynamam devam ediyor. Zor ilişiyor. Sakın bisikletle aşırı hız yapmayın. Böyle hızlı sürünmeyin. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sakın bisikletli bayır yollarımızı, frenleri tuta tuta inin. Kendinize iyi bakın. Bisikletle acayip dikkatli kullanarak bayırı da yavaş yavaş inip dikkatli olacaksınız. Frenleri tuta tuta dikkatli süreceksiniz. Bu çok zor bir korku, bir uyarı. Çok bir dikkatini çeken bir o uyarı. Evet arkadaşlar, bugün artık videoyu kapatıyorum. Evet, af. Paldam çok acıyor ya. Gençler. Zille ulaşırken, zilin butonu sökerken. Çok acıyor, çok. Vallahi gençler, yemin ederim hastanedekileri yakalanmamış gibi.
böyle bir yoman bir çok uzun bir tehlikeli iş yapmamışız. Bunu söylüyorum. Evet arkadaşlar, kendinize iyi bakın. ID dedi trik yazarsan çok sevinmeye başlayacağım. Allah menjur. Orası yolunma kalacak menjur. Şu şahane buraya bir şey silikon sıkarım, yapıştırırım şahane. Çok şahane vururum. Kendinize bakın. ID dedi trik yazarsan çok sevineceğim. Hoşça kalın. Görüşürüz üzere. ID dedi trikte kalın. Bay bay.